mikrofon sende. Hangi parti? Hangi partiydi? Parti Erdoğan'ın dışında o kabul etmem. İkindi. Yok parti yok bizde. Yok ha ikindi. Ha adam kimdi? O başka. O adam var ya benim. O 40 senelik Artem'i yemiş. O Allah zehir ettin. Çoluk sözüne kalmışsa domates zehir olsun ha. Allah Allah. He işte Allah Allah. Yürü. AK Parti. Niye? AK Parti. Git yürü. Git yürü. Evet sevgili izleyiciler 61saat.com olarak Trabzon'un ilçelerinde seçim 2019 analizi yapmaya devam ediyoruz. Bugün Trabzon'un Araklı ilçesindeyiz. Trabzon'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Araklı'da da kıyasıya bir yarış var. Burada eski belediye başkanı aday, mevcut belediye başkanı aday, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı sıkı bir şekilde burada seçim çalışması yapıyor. Araklı'da nüfus 49.496, seçmen sayısı 37.051. 50 mahallede 152 sandık burada 152 sandıkta oy kullanacak. Bakalım Araklı halkı belediye başkanının kim olmasını istiyor? Şimdi söz Araklı'da. Tabii ki Millet İttifakı Araklı'da. Eğitimci araştırmacı Yasar Hasan Su İçmez o zaman desteksiziz. Eğitimiyle, birikimiyle, sporuyla her türlü Hasan Hoca yani eğitim olarak. Bir değişim istiyorsunuz. Değişim istiyoruz. Araklı'nın değişime şiddetli ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Büyükşehir'de de öyle mi? Teşekkür ederiz. Vallahi şu an kararsızım ya. Kararsızım. Kararsızım. Sıkıntı mı var? Sıkıntı var. Her iki tarafta da belli başlı sıkıntılar var. Onun için kararsızım yani şu an. Siz efendim? Sıkıntı yok. AK Parti. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Ayıp. AK Parti ya. AK Parti. Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Ablacığım merhaba. 31 Mart'ta seçim var. Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yarışacak. Evet. Siz hangi yönde oy kullanacaksınız? Ne bileyim daha ne kararımızı vermedik ki. Eşim bakalım ne diyecek ona göre. Teşekkür ederim. Siz efendim? Buyur. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Kararımı vermişim. Ne yönde oy kullanacaksınız? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Efendim 31 Mart'ta seçim var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yarışıyor. Bir karar verdik mi? Hangi ittifaktan yana oy kullanacağız? Şimdi kardeş ben muhtar adayım. Muhtar adayım. Muhtarım zaten. Benim tercih etmem demem doğru olmaz. Ama esnaf arkadaşlarımız var böyle. Var mı kararı açıklayacak? Hala hazırda bir kararımız yok kardeşim. Kararsızız. Ben de meclis üyesiyim. Öyle mi? Evet evet. Hangi partiden? İşte ağır işte. Siz efendim? Aynı dediği gibi ben arkadaşım. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Çok bir karar verdiniz mi? Hangi yönde oturdunuz? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Belediyeyle ittifakın bir alakası yok. Yani belediye hizmet. Ya diğer partilere kullanacağız. Diğer yani kişiye, şahısa. Şahısa. Evet. Var mı parti üzerinde? Geçen bu iyi yapar dediğiniz biri. Hamit Bayzan var. Hamit Bayzan var. Evet. Hangi partide? BDP olması lazım. Yok, Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi Hamit Bayzan. Evet. Eski belediye başkanıdır o değil mi? Yok. Yeşilyurt. Ha Yeşilyurt. Yeşilyurt belediye başkanı aynen yani. Doğru. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sizlere karar verdim. Benim de aynı düşüncelerim aynı. Hamit Bayzan'a vereceğim. Yani teşekkür ediyorum. Recep Çebi. Oraş mahallesim yok. Recep Çebi. Recep Çebi. Aynı Recep Çebi. Büyükşehir'de? Yani. Büyükşehir'de yeni başkan. Aynı. Yeni aynı. AK Parti değil ki bizim memnunum. Bundan iyi devlet mi olur? Bundan iyi bir adalet mi olur? Ne var? Soruyorum sana. Evet. Var mı bir durum? Menderes'ten sonra bu adamdır. İstediğini bulursun, istediğini alırsın. Ama sizin hangi partiden olduğunuzu da ben bilmiyorum. Şey tarafsız soruyoruz. Allah başımızdan eksik. Allah için odur. Çok teşekkür ediyorum. Ha, tamam. Dünyaya, Türkiye'yi, Türkiye tanıttı bu adam. Daha ne istiyoruz biz? Başka bir isim var mı? Hamit Bayzan. Buradakilere boy. Öyle mi? Evet. Abi, Millet İttifakı. Millet İttifakı. Aynen öyle. Siz de Millet. Evet. Millet İttifakı. Zaten. Ha bu şeyin parti. Siz Millet İttifakı'nın zaten ne olduğunu biliyor musunuz? Millet İttifakı, İyi Parti, CHP. Odur. Millet İttifakı, Millet İttifakı denilen ya, İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanımız onlar etti zillet. Zillet İttifakı biz, değil mi yani? Bizim değil mi? Billboard'u ikiye bölüyor. Ben konuşmuyorum. HDP'nin, CHP'nin milletvekilleriyle şeyler konuşuyor orada. Kendi ağızlarıyla diyor ki. Bir şey diyebilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi bir tanesinin hiçbir şey deme. İki öküzü varmış, tarlayı sürecekmiş. İki öküzünden biri de ölüyor.
gidiyorsa kime ödünç vermiyorlar herkese. Bir tane vatandaş diyor, bak karşıki mağarayı görüyorsun diye, görüyorum. Diyor, git orada bir ayı var. Ayıya söyle, ayı gelip herkese yardım ediyor. E tabi gidiyor, rica ediyor, geliyor. Ya o hikayeyi bırakın. Abi bir saniye. Millet İttifakı'nın bana abi, ne olduğunu anlatacaksın. Bir saniye. Sürdükten sonra tarla bitiyor. Ondan sonra ayıya diyor, kardeşim de kalk git de. Ayı kalkmıyor. Diyor, ben senin adını biliyorum da korkudan diyemiyorum. Şimdi biz de biliyoruz da korkudan diyemiyoruz. Neyi korkuyorsun? Ben MHP'den başka şey oyu kullanmam. Siz efendim? Ben şu anda bir şey demiyorum. Bitmiştir. Evet doğrudur Tayyip Erdoğan. Ne cevap? Sen kim oy vereceksin? Necip abiye başkanım. Kim? Harun. Harun kim? İsmi. Ha ismini mi söyle? Tamam sen kendin oy ver. En güzel. Merhaba. 31 Mart'ta seçim var. Kararı verdik mi? Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı mı? Ya kararı verdik mi diyordun bu vakitte? Milletten ne işin var? Ya milletten benim ne işim var? Beni millet mi yönlendiriyor şimdi? Seni? Millet mi beni yönlendiriyor? Yok. Ben tutturmuşum bir hedef, oraya vereceğim. Öyle mi? Allah'tan hayırlısı. Evet efendim. Cumhur var iken milletten bizim işimiz olmaz. Cumhurbaşkanımız var. Onun sayesinde dünya lideri. Yani millet deyip de biz yapmıyoruz. Onu demek istiyoruz yani. Ben biliyorum oyun nereye verilecek olduğunu. Büyükşehir'de. Demeyin boşver. Tanıyor musun Büyükşehir adaylarını? Tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Aynen. Ben sana söyleyeyim. Murat Zorluoğlu var, Atakan Aksoy var, Hasan Saka var, Ercan Şılbır var. Bunlardan var mı ya? Yok, bunlardan hiçbiri yok. Hiçbirini tanımıyorsun. Anladım. Bir parti var mı gönlünde? Ben bu parti benim de biliyorum. Ben AK Parti. AK Parti. Peki onun adaylarını desteklemiyor musun? Sadece Recep Çevik'i desteklemiyorum. Biz burada aslında şey olarak AK Parti'yi mesela biz destekliyoruz. Ama belediye başkanı olarak burada onu desteklemediğimiz için diğer birliği şeye de vermeyeceğiz. Ben burada takılmıyorsun burada zaten. Fark etmiyor. Aynı fikirdeyim. Aynı yani. Fikirimiz. Bu nedenle aslında AK Partiliyiz. Bugüne kadar bütün oylarımızı AK Parti'ye verdik. Ama belediye başkanı olarak belediye başkanımızdan bir hizmet görmediğimiz için belediye başkanımızı istemiyoruz. Onun için ötekilerine de vermek istemiyoruz. Çünkü AK Partiliyiz. Onun için düşüncedeyiz. Oy kullanıyor muyuz? Evet. Araklı'da mıyız? Evet. Kim yönetecek 31 Mart'tan sonra Araklı'yı? Böyle mi devam eder? Değişim olur mu? Sizce olmalı mı? Bir fikrim yok açıkçası benim. Peki Büyükşehir için bir fikrimiz var mı? Trabzon için de yok. Yok. Evet. Adayları tanıyor musunuz? Büyükşehir'de Murat Zorluoğlu, Atakan Aksoy, Hasan Saka, Ercan Şılbır veya bir bu parti yönetmeli diyebilir misiniz? Ya AK Parti devam eder gibi düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Zorluoğlu. Evet. Araklı'yı? Araklı'yı bakayım mancısını tercih ederiz. Araklı'yla gene Hasan Su İçmez Bey yönetmesi gerekir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizin var mı bir kararınız? Yok. Sadece partisinin... Millet İttifakı'na vereceğim. Milleti Hasan Su İçmez mi? Ya Millet İttifakı. Hasan Su İçmez, Hasan Su İçmez. Hasan Su eski MHP'liydi. Eskiden MHP'deydiler. Yani ama MHP'ye de oy vermemişti. Onu da diyeyim ben. Hep refa vermişti. Siz efendim? Cumhur. Cumhur. Hasan danışmanlığını yapmıştı. Onu zaten öyle düşünme. Cumhur. Şimdi... Şimdi de seçimi ne diyeceğiz? CHP'ye vereceğim. Millet İttifakı'na bunu vereceğim. Sana saygı duyarım ben. Sana saygı duyarım. Herkese saygı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli neredeyse ben oradayım. Anladım. Anladın mı? Yağmağı da yakmam ben. Ümidi de şimdi de başkanı da merhaba derim, o kadar. Sevgim daha fazla yoktur. Bak verdik mi kararı? Verdik tabii ki. Ne yönde? Cumhur İttifakı'ndayım. Cumhur İttifakı'ndayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Büyükşehir'de de aynı mı kararı? Aynı şekilde. Çok 31 Mart'ta seçim var. Evet. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Araklı'da ve Büyükşehir'de. Nasıl dedi? Cumhuriyet. Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Öyle. Tabii Büyükşehir'de tabii. Büyükşehir'de de öyle mi? Her taraf, burada da öyle. Evet. Aynen. Devam ediyoruz. Diyeceksiniz. Millet İttifakı. Millet İttifakı. Evet. Yani İyi Parti CHP. Evet, İyi Parti CHP. İşte o emirleri. Anladım. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok evet, sağ olun. Merhabalar efendim. Merhaba. Oy kullanıyoruz. Doğrudur. Araklı'da kim seçilir? Büyükşehir'de kim seçilir? Sizin görüşünüz nedir? Araklı'da Recep Çebi seçilir. Yine aynı evet. Şekilde. Büyükşehir'de zaten belli. AK Parti adayımız var.
Sanmıyorum ben başka bir aday olacağını. Bilir oğlum. Allah. Allah. Sen kime vereceğiz? Onu da Allah bilir. Benim Cumhur İttifakı'ndan yana. Cumhur İttifakı. AK Parti'nden, evet. Aynı, benimki de. Kendime saklamam. Kendine saklıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben oy kullanmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü ikisinin de ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum. İkisi de zarar evet. veriyor. Yeni birini mi bekliyorsunuz? Evet, yeni bir Refah Partisi'ni bekliyorum. Fatih Erbakan. Siz efendim? Ben sona başlayacağım. O zaman gelsin bakarım. Tanıyor musun belediye başkan adaylarını? Tanıyorum. Hangisini seviyorsun? Bilmem bakalım, bir tane evveriz yok. Kime vereceğiniz? Hem Araklı'da hem Büyükşehir'de. Büyükşehir'de Cumhur İttifakı'na vereceğiz ama burada bakalım belli değil daha. Araklı'da sıkıntı var. Araklı'da sıkıntı var, evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Araklı'da kim olur? Bana kalsa eski belediye başkanı gene devam eder. Devam eder. Büyükşehir'de? Büyükşehir'den haberim yok. Haberin yok. Yok. İyi, tamam. Allah'a emanet. Sağ vereceğim. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Cumhuriyet. Cumhur İttifakı. Evet. Yani AK Parti, MHP. AK Parti. Veyahut da MHP. Teşekkür ederim. Karar verdik. Cumhur İttifakı. Arak'ta zaten AKP'ye oy veriliyor. Yani AKP kazanıyor. Şeye bakılmıyor yani. Belediye başkanının ismine bakılmıyor. İsme bakılmıyor. Benim görüşüm o. Eski Ümit Başkanı diyoruz yani. Trabzon'da da AK Parti'de, AK Parti'ye vereceğiz. Burası ama oldu. Burası Ümit Başkan'dı çünkü geçmişte neler yapıldığını biz iyi biliyoruz. Şimdi biraz Araklı'yı biraz imar ettiler. Çok haksızlıklar oldu. Onlardan dolayı biz onu düşünüyoruz, Ümit Başkan'ı düşünüyoruz. Eski şeye dönmemiz lazım. Eskiden iyiydi, şimdi iyi değil yani. Daha karar vermedim. Vermedim. Siz? Ben de vermedim, karar vermedim. Vermedim. Yok. Büyükşehir için? Hiçbir için daha karar vermedim. Cumhur İttifakı'ndan yanayım ben. Yanasınız. Evet. Büyükşehir'de, burada da öyle mi? Burada da daha karar vermedim. Burada kararsız. Evet. Burada sıkıntı var. Tamam, teşekkür ederim. Burada bir isim var mı Araklı için? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin var mı bir kararınız? Aynı dedi hocamın arkadaş. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. İkisinde de Cumhur İttifakı. Evet. Sizin de öyle mi? Aynen. Sizin efendim? Bana sorma, ben değişik yollardanım. Bu değişik yollar bağımsızdı bu, bağımsız. Bağımsız. Ben kim kazanırsa ondan. Cumhur İttifakı'nın her zaman arkasındayız. Evet. Büyükşehir'de de, Araklı'da da. Evet, her yerde. Siz? Her yerde onun arkasındayız. Ben de. Siz tabii evet. Zaten. Ve Tayyip Obiyat ölene kadar duacıyık. Allah başımızdan eksik etmesin. Taklidin adamın içine verecek olduğu oy. Peki hangi siyasetçiyi seviyorsun? Allah en iyi olan kazansın. Teşekkür ederim. En iyi olan kazansın. Araklısın. Evet. Araklı'dan. Araklı'dan Bayram Halil'in akrabasıyım. Bayram Halil. Evet. Kime oy vereceksin Araklı'dan? Vallahi ne bileyim, nasip olursa ben iyi olanı Allah'ım kazandırsın inşallah. Evet. Kime hizmet veren varsa Rabbim o alesin. AK Parti'nin şeyine beğenmiyor Araklı'nın halkı. Yok, Araklı'nın belediye başkanına beğenmiyor halk. Öyle mi? Evet. Hiçbir şey yapmadı dediler Araklı'da değiller. Öyle değil, millet değil yani. Siz efendim? Ben yorum yapamayacağım kardeşim. Yorum yapmıyorsunuz. Yapmıyorum. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Yapıyorum kardeşim. Efendim, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Kim kazanmalı? Kim kazanmalı? Tayyip Erdoğan kazansın ama Recep Tayyip kazanmaz. Niye, ne oldu? Yapmadın mı? Yapsın yapmasın istemiyorum. Evet. Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı kararımız? Cumhur İttifakı olacaktır. İttifakı. Evet. Büyükşehir'de de öyle mi? Büyükşehir'de de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. İlk kimse o almalı. Büyükşehir'de adayları çok fazla tanımıyoruz. O yüzden bir şey de diyemiyoruz yani. Anladım. Araklı'da ama, bir değişim olur mu? Var mı öyle bir talep sizce? Ya bir değişim tabii lidere bağlı Araklı'daki değişim. Eğer bir değişim olursa belki değişme olur. Çünkü iki dönemde fazla bir değişiklik göremedik Araklı'da. İnşallah bir değişim olur diye düşünüyoruz ama hayırlısı inşallah. Devlet iyi de
başka yaramazlar olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Araklı'da belediye başkanı nasıl çalışıyor mu? Orayı bilemiyorum. Bilemiyorum. Orayı bilemiyorum. Teşekkürler. Kararımızı vermiştik zaten Allah'ın izniyle. Vermişiz. Araklı'da bir değişim olur mu? Devam mı eder? Devam eder tahmin ediyorum. Devam eder. Devam eder. Büyükşehir? Büyükşehir'de devam eder. Bizim zaten şeyimiz, oylarımız zaten anladım. Belli. Anladım. Allah bizim başımızdan eksik etmesin onu. Tamamdır. Allah hayırlı kimiz onu nasip eylesin. Nasıl Araklı'da gidişat iyi mi? Bir değişim oldu mu mevcut belediyeyle? Şu anda belli değil daha ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Aynen öyle. Büyükşehir adaylarını tanıyor musunuz? Pek o da tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Anladım. Teşekkür ederim. Merhabalar. 31 Merhaba. Mart'ta seçim var. Hı hı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı yarışıyor. Hı hı. Araklı'da da sokaklarda gümbür gümbür kampanya yapılıyor. Hı hı. Sizin nedir kararınız hem Araklı için hem Büyükşehir için? Şimdi Araklı için tabii düşündüğümüz şey yine... AK Parti'dir bizim şahs görüşümüz. Büyükşehir de AK Parti. Ama Araklı için tabii ki kendi düşüncemi sorarsan Araklı'ya daha böyle bir proje üretsek işte böyle potansiyeli daha geniş olan, elinde böyle bir projeler olan birisi olsa bizim için daha iyi olur. Benim şahs görüşüm evet AK Parti Araklı'da bana göre belki öndedir ama böyle baktığın zaman çok da bir şey yapmıyor Araklı'ya. Yani hak ettiğini görüşürüz. Alamadı diyorsun. Hak ettiğini Araklı alamadı. Hiçbir bu zamana kadar bir projesi olan bir yer değil. Yapılmadı. Ama görüşümüz yine AK Parti'dir bizimle. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kime kullanacaksın? Siyasi şüphe koyacağım. Kime? Hangi partiye? Siyasi şüphe koyacağım da. Trabzonspor'a. Cumhur. Cumhur İttifakı. Hem Araklı'da hem Büyükşehir'de öyle. Evet ikisinde de öyle. Siz efendim? Ne? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Araklı'da kime oy vereceksin? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Büyükşehir'de de öyle mi? Evet. Niye ona vereceksin? Çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. AK Parti, Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Büyükşehir'de de, Araklı'da da öyle mi? Hepsinde aynı. Çok teşekkür ederim. Tayyip olsun. Cumhur İttifakı tabi. 10.000 defa, 100.000 defa Cumhur İttifakı. Bu arada çok şıksınız. Bugün teşekkür özel ediyorum. Bu doğuştan gelen bir özellik. Doğuştan gelen. Tabi tabi. Şimdi beni genelde adayların karşısında görüyorlar. Evet. Ben tek başıma adayım. Tek başıma. Aday olanların karşısında adayım ben. Anladım. Peki Araklı'yı evet. Nasıl görüyorsunuz? Hak ettiğini alıyor mu? Alabildiği kadar alıyor. Alıyor. Tabii. Bir sıkıntı yok. Yok Allah'a şükür. Büyükşehir'de de kararınız aynı. Aynı aynı aynı. Sizlerin efendim? Kıyamette de olsa aynı. Aynen. Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı burada alır bana göre. Cumhur İttifakı. Evet. İttifakı alır. Siz efendim? AK Parti Cumhur İttifakı. İttifakı mı? Kararınız ne yönde olur? Araklı'da kimi beğeniyorsunuz? Devam etmeli mi? Büyükşehir'de nasıl olur? Yani o sandık görevlisi olmuş olduğum için şu anda konuşmuyorum. Tarafsızım evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Ben sağ olun. Cumhur. Cumhur İttifakı. Evet. Başka yok. Başka yok. Yok. Cumhur İttifakı. Başka. Biz o PKK'lılarla değil. Başka yok. Kime oy vereceğiz? Hayırlısı hangisi ise oy verecek. Bilmiyorum hiç kararsızız bu sene bakalım. Öyle mi? Evet. Araklı'da sıkıntı var herhalde. Bilmiyorum ne bileyim herkesin sıkıntısı peşine. Ben Araklılıyım. Ha öyle mi? Hangi televizyondan geliyorsunuz? 61 saatten geliyoruz da Araklı'da belediye başkanı kimi görmek istiyorsunuz onu soruyoruz. Vallahi ben parti olarak AK Parti ama Ümit Çebi'yi istiyorum. Evet onu istiyorum. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de... AK Parti hangisini tavsiye etmişse onu. Çok teşekkür ederim. Onu istiyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Araklı'da ne olur? Millet ne derse o olur. Millet ne derse o. Büyükşehir'de? Aynı. Aynı. Teşekkür ederim. Aynı. Allah hepsini hayırlı etsin. Karar verdik mi? Araklı için mi? Onu bilmem. Araklı'da bir işim olur mu? Burada oturmuyorum ben. Tamam. Millet İttifakı. Millet İttifakı. Evet. Sizler efendim? Millet. Millet İttifakı. Efendim? Millet İttifakı inşallah da hayırlı olacaktır. İnşallah hayırlı olacak. Araklı'da sıkıntı mı var bu yatırım noktasında? Neden bir değişim istiyorsunuz? Ya Araklı'nın genel çevresiyle beraber ta eskiden beri gelen süre gelen birisi var. Birisini suçlama anlamına demiyoruz ama birikmiş bütün sorunlar. Evet. Buraya bir düzgün bir elin değmesi gerekiyor. Bütün kamuoyunda kanaati bu. Olması gereken bir takım sıkıntılar var tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı. Evet. Hem Araklı'da hem Büyükşehir'de. Yani. İkisinde de. Hatta Türkiye'nin genelinde. Evet. Siz efendim? Niçin şimdi bunlar konuşacağız? Diyorum ki Cumhur İttifakı'na mı oy vereceksiniz Millet İttifakı? Cumhur İttifakı kimdir? Ben anlamıyorum ki. AK Parti'yle MHP. Ben AK Partiliyim. AK Parti. Allah başımızdan eksik etmesin. Belediye başkanı? Belediye başkanı da Recep Çebili. Ona da memnunsun. Çok memnunum. Allah'ım oradan eksik etmesin. Allah'ım razı olsun 1001 defa. Cumhurbaşkanımız da Allah başımızdan eksik etmesin. Cumhur İttifakı abi.
Çok mu seviyorsun? AK Partiliyiz biz abi. AK Partiliyiz. Ben Komünist Partisiyim. Ne? Komünist Partisi. Komünist Partisi. Kim gelirse gelsin. Türkiye Cumhuriyeti. Ben de AK Partiyim. AK Partisi. Evet. Tamam, tamam. Desene ismini ya. Zorlu olur. Zorlu olur olacak, evet. Zorlu olur olacak inşallah. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi. Evet. Adayı kim? Hamit Bayezan. Hamit Bayezan. Evet. Olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Siz efendim? Allah benimki Cizli ya. Cizli? Evet, Cizli. Öyle devam eder mi, değişir mi sence? Valla ne bileyim, biz galiba öyle devam edeceğiz. Öyle mi? Aynen. Cumhur İttifakı'na yakınız. Yakınız. Yakınsınız. Evet. Yani mevcut belediyenin devamı. Evet. Büyükşehir'de de öyle mi? Büyükşehir'de de öyle büyük ihtimalle. Çok teşekkür ederim. Şu anda kararsızız. Kararsızsınız. Siz efendim? Aynı görüşteyiz. Evet. Hak eden kazansın diyoruz. Büyükşehir'de de aynı mı? Büyükşehir'de valla eski başkan iyiydi. Şu anki başkanı tanımıyorum. Anladım. Yeni adayı tanımıyorsunuz. Tanımıyoruz. Anladım. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Araklı için kararınız ne olur? Büyükşehir için kararınız ne olur? Ben Millet İttifakı diyorum. Millet İttifakı, evet. Diyorsunuz. İki tarafta da mı? Hem Büyükşehir'de hem Arak. Evet. Siz efendim? Kararsız. Kararsızsınız. Evet, aynı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kullanıyor muyuz? Yok. Kullanıyoruz. Benim Yasım tutmuyor. Senin? Tutuyor. Peki karar verdin mi 31 Mart'ta Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Millet. Millet İttifakı. Teşekkür ederiz. Ben değilim. Millet. AK Parti. AK Parti. Ben Cumhur diyorum. Cumhur. Halk. AK. AK Parti. AK Parti. AK Parti. Hangi? Zeyverdan lider. Baş lider. Başka yok. Başka yok diyorsun. Yok. Başka yok. O giderim. Tamamdır. Şer İttifakı'nın üst akıl olan Siyonistler tarafından desteklenen HDP hepsi içinde. Bugün Saadet Partisi'nin Necmet Erbakan'la bir alakası yoktur. Aslan Adnan Menderes'in gelen benim 5 defa kapanan Necmet Erbakan Partisi'nin bu milletin iradesine gem vuran darbecilerin Millet İttifakı'ndadır. Gerçekten ittifak bu yandadır, bu yancı da bellidir. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, ölenleri de sayalım mı? Demokrasi şehidini, Adnan Menderes, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, hepsi milletin gönlünde taht kurmuştur. Ötesi gerisi yalandır. Bu kadar basit. Bizim oyumuz şu anda henüz belli değil. Belli değil. Büyükşehir'de? Kararsız olarak. Henüz belli değil. Anladım. Sizin efendim? Buyurun lan. 31 Mart'ta Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı? Evet. Araklı'da kimi belediye başkanı görmek istersiniz? Ya şimdi sana bir şey diyeyim. Bu halk şimdi kimi seçmesi lazım? Sen dökün bakalım. Hükümet partisi, AK Parti hükümeti başta ya. AK Parti hükümeti başta olduğuna göre. Kim olacak? Gene Recep Tayyip olması lazım. Peki niye Recep Tayyip olsun? Kardeşim. Bir başkalar şimdi başa gelirse, belediye başkanları, Ümit olsun, Hamit olsun, bilmem kim olsun, bağımsız milletvekili var, suistimiz var. Yani bunlar başlaya gelirse belediye başkanlığına, bu hangi bakanın yanına gidecek, hangi bana şey ver, yardım ver bana diyecek. Mesaj alın. Tamam, teşekkür. Bu Araklı Kurulalı bir hizmet görmemiş. Anladım. Görmemiş. Hiç anlım açık bunu kim konuşuyorum. Ha ondan sonra yani, millet başlayacak. Kimden hizmet görecek? Bilmiyorum abi. Yani hizmet görecek olanı gözüsün. Önemli olan buranın hizmet alması. Bana göre gene en iyisi Recep Tayyip'tir. Öyle mi? Tabii. Çünkü AK Parti bugün Recep Tayyip Erdoğan iktidardır. Cumhurbaşkanıdır. Dünya lideridir. Evet. Şu anda Türkiye'de onun yanında bir lider tanımıyorum ben. Yoktur. Olamaz da. Anladım. 100 yılın lideridir. İnşallah gene AK Parti kazanacak. Hizmet etmesi de etmemişse de bundan sonra edecektir. Anladım. Evet. Yani bu şimdi bu ittifak işte bu Millet İttifakı falan filan bunlar çoğu vatan aynı zaten.
Amerika, Avrupa, İsrail uşağı. Araklı'da mıyız? Evet. Oylar burada mı? Tabii ki. Tamam. 31 Mart'ta seçim var. Hı hı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve bazı isimler var. Evet. Araklı'yı kim yönetmeli? Siz kime oy vereceksiniz? Aynı. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, yola aynen devam. Aynen efendim. Hamit Başkan. Hamit Başkan. Evet. Siz efendim? Hangi stayı yönetiyorsa o devam etsin. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de de aynı. AK Parti. Siz Büyükşehir'de? AK Parti değil, bir değişmesi lazım. Bilmiyorum, Büyükşehir'de. Lazım AK, Parti. AK Parti'nin bir değişmesi lazım. Büyükşehir'de. Ben ondan yana. AK Parti'nin değişmesi lazım. Gerçekten abarttılar abi. Hayır. Belirli bir şeyleri, bir düzenleri, belirli evet. bir yerlere getirilmiş. Bunlar bu şekilde devam edilmesi lazım. Aynen. Yeni gelen adam tekrardan bir kafasına göre bir şeyler kuracak. Bir şeyler yap. Ama bu ne? Yine aynı yerden devam edecek. Her şey belirli kurulan. Tabii ki kurulu düzen devam edecek. Siz de diyorsunuz ki bir değişim. Değişim olsun. Değişim şart. Araklı'da AK Parti devam etsin ama Büyükşehir'de şart değişmesi lazım. Atasözü. Değil mi? Gelen gideni aratır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O yüzden durmak yok, yola devam. Durumlar ülkede nasıl? İyi mi? Her şey yolunda mı? 50 yıldan beri bu ilk defa böyle bir normal, güzel, doğru dürüst yaşıyoruz. Evet. Yani 50 yıldan beri bu gelen hükümetler yedi gittiler. Paramızı pul ettiler. Bir kuruş bir dışarıdan para alamadık yani. Her kim gitse dışarıdan yardım olmaya kovdular. Hangi bundan daha ilk olur mu? Dört bir etraftan Türkiye'ye savaş var. Yine Türkiye'nin kalkınması devam ediyor. Daha ne istiyorsun? Yani bundan daha başka bir iyilik olur mu bu? Allah aşkına ya. Ki ne demek? Kalk bir millet yani güzel çalışan bir hükümeti işini önlemeye çalışıyla yani durutma çalışıyla. Yani bu Türkiye'yi böyle yapmasınlar. Bundan daha iyisini Cenab-ı Allah daha iyisini yapar bundan iyisini. Haşa şimdi zelle zelaluhu. Teşekkür ederim. Siz neler yapıyorsunuz? Aynı. Amcamız. Aynı. Allah'ım razı olsun. Hadi kolay gelsin. Efendim, Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Ustam biz bak büyüğümüz konuştu, size gereken cevabı verdi. Ha, büyüğümüz ne derse odur. Aynen. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Cumhur İttifakı, öbürleri yok.